Ev sahibi geldi de. 3 saat sürdü arkadaşlar bunu çekmemiz. Enerjili. Aynen. Abi hepsi bana yazmışlar. Rekli TV neden adı öyle? Allah belanı versin. Oha 100 yıl düşünsem aklıma gelmez. Anneanne sana bir kahve yaparım şimdi, Türk kahvesi. Sağ ol ya. Bir böyle topluyorum, bir böyle topluyorum gibi. Nasıl? Çok zor işler ya falan. Bir tane belgesel çektiler benimle, bir hafta sürdü. Karni Hoca benim hayatımı değiştiren, anlamlandıran bir hocadır. Bir hedef koyduysam, bir amacım olduysa Karni Hoca sayesindedir. Okudum. Tanıdığım en güzel, en iyi antrenör. Daha ne kadar büyüyebilirim bilmiyorum ama büyüyünce Karni Hoca gibi olmak istiyorum. Başka bir arkadaş yorumlarda başarıların ile hem seviniyor hem de gururlanıyorum falan gibi bir şeyler yazmıştı. Biliyor musun, aynı şeyleri hissediyorum arkadaşım. Ki birebir tanışıklığımız olmamasına rağmen ve her şeyi motive kişiliğin, gayretin ve başarıların sadece bedensel nedenlerinin vermiş olduğu sebeple gayret motivasyon bulanlara değil, her insana rota ve gayret oluyor bence. Hep çok daha güzel programlar dilerim. Yani hiç tanımadığım bir insan bu yorumu bana yazmış. Böyle tanımadığım insanlar da böyle yorumlar alınca daha da bir motive oluyorum. Daha çok şey söylemek istiyorum size. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Ki etmişsiniz, paylaşmışsınız. Çok reaksiyonlar aldık ilk videomuzda. İnşallah bundan sonra da destek vermeye devam edersiniz. Çok teşekkür ederiz. Karin Karin, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Konuştuğumuz üzere saçını nasıl tarıyorsun, saçını nasıl bağlıyorsun, birçok soru gelmiş evet. Sana herhalde. Nasıl taradığımı, nasıl topladığımı birkaç şekliyle anlatacağım. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Hiç saçını toplayamadığını farz et. Evet. Parmakların olmadan. Tabii sizin var. Ama olsun, siz de deneyin. Bakalım yapabiliyor musunuz? Hatta bunu yapan arkadaşlarım var, biliyor musun? Ben normalde saçımı şimdi şöyle atıyorum, tamam mı? Açıyorum şunu böyle, böyle. Evet. Şöyle topluyorum, tamam mı? Böyle deneyen arkadaşlarım var. Size atıyorlar. Böyle açıyorlar. Böyle topluyorlar. Ayda. Özlem Hoca var bizim. Onun karşısında saçımı topladım, böyle yaptı. Ne yaptın sen? Üniversitede seçmeli ders alıyoruz, tamam mı? İşte ben ilk sene yüzme ve voleybol aldım. İkinci senede pilates ve handbol aldım. Handball dersine girdim. Hocam bana diyor ki, ya Karin sen delirdin mi? Şu anda derse aykırı bir şey yapıyorsun. Ellerin yok, handball dersi seçmişsin dedi. Ay, yani tabii şaka olsun diye. Adamı da çok seviyorum. Sinan hocam buradan sevgiler. Şimdi ben öncelikle saçımı nasıl taradığımı göstermek istiyorum işte. Malzemeler. Bir adet plastik toka. Ama bu toka her toka olmaz yani. Ben bununla bağlıyorum sadece. Bu benim canım. Özelliği ne o tokanın? Evet ya, kopmuyor işte bak. Ve çok uzuyor öyle mi? Evet ya, yıllardır ben bunu, bu benim yani çantamdan ayıramayacağım bir şey var ya. Bu. Şimdi öncelikle böyle elime doluyorum lastiği. Bunu da nasıl keşfettim? Ben normalde tarağı şöyle tutup tarıyordum 10 saat iki kolumla. Ama sonra dedim ki, lisede üniversite sınavına hazırlanıyorduk. Ben her şeyin altını böyle çizerek okuduğum için kalem de artık bir zaman sonra kolum ağrımaya başladı. Tokam elimdeydi. Ben de hemen bunu böyle bir yaptım. Ana dedim. Ben buraya dedim kalem sıkıştırayım. He, öyle başladı. Ondan sonra ben buraya kalemimi koydum. Her şeyi böyle yazıyorum, ediyorum tek elle. İlk defa yazı yazmaya başladım. O zaman ilk adım lastiği böyle çapraz şekilde bileğine sarıyorsun. Evet, böyle yapıyorum sonra. Tamam. Ben buraya her şeyi koyuyorum artık. Tamam. Alıyorum tarağı böyle. Koyuyorum. Sonra bu şekilde saçımı tarıyorum. Bu şekilde saçımı tarıyorum. Süper. Bu kadar. Tamam. Tarağımızı bırakıyoruz. Sonra da saç toplama işine gelirsek. Şimdi size 3 farklı saçımı çok göstereceğim. Genelde benim saçımı çok nadir açık görürsünüz. İyi de belki de bu da sondur yani bu kadar açık saç görme. Ben şimdi böyle canım sıkılıyorsa hemen böyle alıyorum, birleştiriyorum arkadan. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Çeviriyorum, çeviriyorum. Buradan böyle.
Lastiği de böyle doluyorum. Ayna yok artık, nasıl gördüyseniz yani. Süper oldu. Tamam, şimdi iki numara özenlisi. Evet, en çok dikkat çeken saç toplama şekline geliyoruz. Şimdi tabii ben hem tutup böyle şey yapamadığım için, şöyle tutamadığım için genelde buralardan buralardan çıkıyor. Kendime ne zaman bu çözümü buldum hatırlamıyorum, sorma. Ben şimdi saçımı öne atıyorum böyle. Bu şekilde. Sonra da lastiği böyle sıkıştırıyorum elime. Süper. Sonra da böyle kavrayıp bu şekilde topluyorum. Çok iyi ya. Bu toka candır. Başka toka kullanmayın. Ben şimdi anladım neden başka toka kullanmadın. Yok. Çünkü başka tokalarla bu kadar rahat açamıyorum ve açtığım zaman pat diye kopuyor. Bunu da böyle çeviriyorum. Aha böyle. Bu kadar. Benim günlük 27 yıldır topladığım saç bu. İşte bir tane de buna ne diyorlarsa artık, mandal mı, kıskaç mı, dişli toka mı? İşte bile bununla toplayacağım şimdi. Genelde çocukların saçını da ben topluyorum. Geliyorlar, hocam saçımı toplar mısınız? Yani benim saçım hiçbir şey tutmuyor şu mandal tokalardan. Saçların güzel ama. Sorma, teklif bile geldi. Bakırköy meydanında dalga geçiyorlar zannettim. Blend Instagram'ı var ya. Evet. Esra Erol falan çekiyordu. Saçlarım da o gün tesadüfen açıktı. Ben de hiç açmam normalde. Çevirdiler beni. Aa dediler ki saçlarınız çok güzel. Bir hemen şurada yapalım mı? Reklam tarzı gibi. Ben de enayi gibi devam ettim yoluma. Neyse burada bana da veriliyormuş. Öyle mi? Vallahi yeni versin seni. Kaçırdın yani. Bakırköy meydanından hani saç yıkıyorlar ya kuaförlerde. Öyle bir şey koymuşlar. İnsanlar oturtuyorlar. Saçlarını yani yıkıyorlar. Kurutuyorlar. Öyle. Mersem işte oynuyorsun diye belli bir ücret de veriyorlar. Ya onu en başta söylesin. Ben nereden bileyim ya? Şimdi gelin. Böyle ekran dönüyor. Şimdi bunu da ben normalde yine böyle bu şekilde saçım. Normalde alıyorlar arkadaşlar. Böyle tutturuyorlar. Şu şekilde tutup sonra bak takıyorlar. İşte ben onu ikisini aynı anda yapamadığım için kendime farklı bir çözüm buldum. Alıyorum bunu böyle. Önce bu taraftan tabii ayna yok, bakamıyorum. Şöyle. Burada kalırken bunu da böyle üstüne alıyorum. Bu kadar. Oldu mu? Çok kolay gösteriyorsun ya. Gerçekten inanılmaz böyle hızlı oluyor. Nasıl yapayım şimdi? Hayır, nasıl yapayım diye. Yani çok iyi. He. Ya alıştık işte, ne yapalım yani. Hüzünlü bir videonun sonuna gelmiş. Bugünkü ne bir video bitti, hadi görüşürüz. Tamam, hadi bay bay seni. Haftaya görüşürüz. Haftaya aynı saatte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne yapacağız? Ya çok gülüyorum ya. Bir yerde bir şey okumuşum. İnsan acılarını saklamak için çok gülermiş. Yalan mı yalan? Yalan normalde değil mi? De güler yani. Yalan. Adana kebabı yedin, gülüyor musun? He? Ah çok acı. Benim bunu saklamam lazım deyip kahkaha mı atıyorsun? Allah seni. Hep beraber gülerek çoğalmaya devam. Sen gülüyorsun, ben gülüyorsun. Gülüyorum, o gülüyor, bu gülüyor. Biz siz onları aldık. Evet tamam, hadi görüşürüz. Takipte kalın arkadaşlar. Şuraya buraya tıklayın. Haftaya istediğiniz herhangi başka bir merak ettiğiniz bir şey varsa ellerimle yapmaya hazırım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.